Değerli öğretmenlerimiz, bildiğiniz gibi İstanbul Öğretmen Akademileri Sosyal Bilimler Akademisi bünyesinde bu yıl İstanbul Atölyesini açtık ve İstanbul'un mekansal özellikleriyle tanımak amacıyla alanının ve İstanbul'un mütehassısı olan hocalarımızla sizleri buluşturarak İstanbul'u tanımak ve dansı yaşamak isteyenler için birer rehber olmak istedik. Bu kapsamda İstanbul'un coğrafyasından tarihine, yazınından yemek kültürüne kadar pek çok başlık belirleyerek her hafta bir başlığı detaylandırmayı arzu ettik. Amacımız sizlerde hoş bir sada bırakırken İstanbul'da yaşama sanatına bir katre olsun nüfuz edebilmekti. İstanbul Atölyesi'nin bu haftaki konuğu hepimizin yazar, edebiyatçı, edebiyat tarihçisi denince aklına ilk gelen isimlerden biri Beşir Ayvazoğlu. Beşir Ayvazoğlu yaşamının ilk döneminde değilse bile genç yaşında yolu İstanbul'a çıkan ve artık gerçek İstanbullunun parmakla sayılmaya başladığı bir dönemde İstanbullu olmaya çalışan olan, İstanbul'u yaşamaya, anlamaya, onun derununa nüfuz ederek künhüne vakıf olmaya gayret eden, kendi deyimiyle bir İstanbul aşığı. İstanbul yazıları, mektupları, şiirlerinin anlatıldığı böyle bir konuyu, onu yaşayanların kaleminden yeniden yorumlayan ve yaşadığı nesli büyük bir şok olduğu kadar şüphesiz bulunmaz bir tecrübe olarak gören bir hocanın dilinden dinlemek büyük bir kayıp olurdu elbette. Ve yine böyle bir konuyu tarihi bir mekanda konuşmamak da olmazdı. Bu sebeple tarih İstanbul mekan ilişkisini kurabileceğimiz özel bir mekandan bu yayını gerçekleştiriyoruz. Validebağ Adile Sultan Öğretmen Evi'ndeyiz. Esasen edebiyatımızda İstanbul'u konuşacağımız böyle bir söyleşide İstanbul yazıları, mektupları, şiirleri gibi çok daha spesifik bir konuya meseleyi çekmek istedik. Zira edebiyatımızda İstanbul dediğimizde içerisine şarkılar, türküler, sinema gibi bir takım başka alanlar da giriyordu. Ama biz özellikle bu konuda biraz daha fazla konuşmak istedik. Özellikle mektuplar konusuna değinmek istiyorum. Çünkü bu mektuplar dediğimizde tabii şahıstan şahısa yazılan özel mektuplardan ziyade gazetelerde tefrik edilen İstanbul mektupları, şehir mektupları başlıklarıyla yayınlanan yazıları hasreten ifade etmek istedik, kastettik. Çünkü bunlar şehir merkezli anlatımları ifade eden küçük şehir hikayeleriydi aslında. Dolayısıyla biraz bu konuda konuşmak istedik ve ben ilk sorumu aslında buradan açmak istiyorum. İstanbul mektuplarının ya da şehir mektuplarının mahiyeti nedir hocam? Yani esas itibariyle bu çalışmalara nasıl bakmalıyız? Mekan gezmek isteyen kişiler için. Evet, bu çalışmalar zaten basın, yani gazete günlük hayatımıza girdikten sonra başlayan deneme tarzıdır. Şehrengiz gibi görebilir miyiz biraz da? Efendim? Şehrengiz gibi de görebilir miyiz biraz da? Şehrengizler biraz farklıdır bana sorarsanız. Hı hı. Şehrin modern şehir olarak idrakiyle başlayan bir yaklaşım tarzı. Şehrengizlerde şehir anlatılmaz biliyorsunuz genellikle. Nadirdir şehrin mekanlar üzerinde şairlerin görüş belirttiği şehrengiz nadirdir. Genellikle şehrin güzelleri. Güzellemeler. Güzelleri hakkında güzellemelerden oluşan metinlerdir. Agah Sır Levent'in de bir kitabı var biliyorsunuz. Evet. Şehrengizler'de İstanbul, İstanbul'da, evet, İstanbul'da Şehrengiz gibi güzel bir kitabı vardır. Çok farklı. Yani basın devreye girdikten sonra Şinasi'den başlayarak, evet, İstanbul'un meseleleriyle ilgili görüşlerini dile getirmeye başlıyorlar. Mesela Şinasi'nin Tercüman-ı Ahval'de meşhur yazıları vardır biliyorsunuz. Evet. İstanbul sokaklarının durumu, işte sokakların aydınlatılması, temizlik meselesi, çöplerin toplanması, şu bu vesaire gibi. Şinasi ile başlayan, şehrin meseleleriyle yakından ilgilenen bir yazarlar serisi vardır. Bu yazarların en seçkini bana sorarsanız, zaten yazdığı yazıların başlığı da şehir mektupları olan, ve bu adda bir kitabı bulunan Ahmet Rasim'dir, bildiğiniz gibi. Ahmet Rasim, Şinasi'den farklı olarak sadece İstanbul'un şehir olarak problemleri üzerinde durmaz. Aynı zamanda şehrin mekanları, şehrin kültürü, günlük hayatın manzaraları, şekilleri, hayvanlar, kediler, köpekler, eşekler, efendim, tarihi,
medeniyeti. Yani şehir dediğiniz zaman aklınıza gelen ne varsa hepsiyle ilgili binlerce yazısı vardır. Şimdi aslında biliyorsunuz o yazarların çoğu yazılarını kitaplaştırmışlardır zamanla. Ama genellikle seçmelerden ibarettir o kitaplar. Mesela Gülüp Ağladıklarım, Eşkali Zaman gibi, efendim Şehir Mektupları gibi seçme yazılardır. Ama gazeteleri taradığınız zaman inanılmaz bir külliyatın mevcut olduğunu görüyorsunuz. Ki yıllarca Beyazıt Devlet Kütüphanesi Müdürlüğü'nü yapan Muzaffer Gökman vardır, evet, biliyorsunuz. Bu Ahmet Rasim'in, Ahmet Rıfık Bey'in ve Hüseyin Rahmi'nin yazılarının bibliyografisini hazırlamıştır o müdürlüğü süresince. Ahmet açıklamalı bibliyografidir. Ahmet Rasim'in bibliyografisi 2 cilttir. Ahmet Rasim doğma büyüme İstanbulludur biliyorsunuz. Dolayısıyla bazı gezi yazıları, Romanya mektupları vesaire gibi ufak tefek kitaplar hariç tutulursa yazdıklarının tamamı İstanbul'la alakalıdır. Ama İstanbul'a öylesine nüfuz etmiştir ki okuduğunuz zaman siz de o İstanbul'a, İstanbul'un sokaklarına, İstanbul'un o sokaklarını bezeyen evlerin içine girersiniz. O evlerin içinde oturan insanlarla sokağa bakarken neler hissettiğinizi onlarla birlikte anlarsınız. Seslerden anlamlar çıkarırsınız. Şimdi benim kitapta da bahsettim. Bunda var mı bilmiyorum. Bir Ateş Bari, Bin Yangın, İstanbul yazılarına oluşan bir kitaptır. Sokaklarda Geceler başlıklı bir yazısı vardır. Bilir misiniz bilmiyorum. Bu ilk defa Nevsali Milli, 1330-1914 yılında yayımlanan Nevsali Milli vardır. Her o yıl 1914'te hayatta olan bütün yazarlar, istisna, birkaç istisna dışında, Akif yoktur, Fikret yoktur mesela. Bütün yazarlar hakkında bir yazı, başkası tarafından yazılmış bir yazı, bir de o yazarın kendi yazısından oluşan çok güzel bir kitaptır o. Nadir kitap, kolay bulunabilir bir kitap değil. Orada yayınlanmış bir yazıdır bu. Geceleri İstanbul sokaklarındaki sesler, mesela sokaktan geçen insanların adım atarken ayak seslerinin sesine göre ne anlama geldiği. Mesela misafirlikten gidiyor komşular. Adam gece kafayı çekmiş, onun yürüyüşü, bekçinin yürüyüşü, hırsızın yürüyüşü. Bunların hepsinin ayak seslerinde bir anlamlar var. Köpek havladığı zaman ne anlama geliyor, nasıl havlarsa ne anlama gelir vesaire gibi. Böyle ancak o sokağı, şehri, şehrin derinlemesine dinleyen, anlayan, nüfuz edebilen birisinin tespit edebileceği inceliklerin anlatıldığı bir yazı. Düşünün, bu yazı neden önemsiyorum ben? Çok genç yaşta, çocukken o yazının farkına vardım ben. Okudum. Ahmet Hamdi Tanpınar o tarihte Musul'da. Babasının kadı olarak görev yaptığı Musul'da. Tabii bazı yayınlar gidiyor oraya. Nevsali Milli de gitmiş. Ve ilk defa Musul'da Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Rasim'in Sokaklarda Geceler yazısını okuyarak şehre nasıl bakılabileceğini, bir şehrin ruhuna, sokağına, mahallesine nasıl nüfuz edebileceğini anlıyor, hissediyor. Bunu kendisi Kerkük Hatıralarında anlatır. Yani Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, adaşı Ahmet Rasim'in yazısından hareketle İstanbul'a döndükten sonra o sokaklara baktığını düşünün. Evet. Mesela ne bileyim ben, sahnenin dışındakiler okudunuz mu bilmiyorum. Çünkü önemsediğim bir romandır. Çocukluğunu yaşadığı bir mahalle vardır Aksaray civarında, Horhor civarında. Karagöz Mehmet Efendi, ama romanda Ela Göz Mehmet Efendi. Bir caminin etrafında teşekkür etmiş bir mahalledir o. O mahalleyi anlatışında ben Ahmet Rasim'in o şehre, şehrin sokağına ve mahalleye nüfuz etme çabasını gördüm. Yani Ahmet Rasim'in daha modern bir versiyonu gibi gelir bana. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın İstanbul'a, şehre bakışı. İstanbul yazarı dendiği zaman doğrusunu söylemek gerekirse benim aklıma ilk gelen
İsim? Ahmet Rasim. Ahmet Rasim'dir. Ama tabii Hüseyin Rahmi Gül bunları hiç ihmal etmemek lazım. Nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Aslında bu konuştuğumuz konu ciltlerle... Tabii. Sayfalar dolu. Ciltlerle kitaba, Reşat Ekrem Koç'un İstanbul Ansiklopedisi gibi da bitmeyecek. Evet. Ciltlerle kitaba konu olacak bir mevzudur. İnsan dolayısıyla neresinden tutacağını bilmiyor konuşurken. Evet, aslında tabii klasik şehir farklı, modern şehir farklıdır. Evet, farklı. Yani klasik şehir öyle tabiatla daha barışık. Ama İstanbullu modern şehre nüfuz etmiş anladığım kadarıyla. Yani modern dünyanın yazınıyla ortaya koyduğu eserlerle aslında nüfuz edebilmiş. Yani mahalle kültürünü ifade ederken aslında çok daha geniş bir alanı da görme imkanına sahip oldu. Farklı dünyaları da keşfetme imkanına sahip oldu. Ve onun araçlarıyla aslında yeniden bakmaya gayret evet, etti. Romanlarla, tabii. İşte şehir mektuplarıyla bunu yapabildiğini görüyoruz. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Tabii. Yani yorumladım. Az önce Şehrengizler'den bahsettik evet, ya. Evet. Yani klasik şairlerin şehre bakışıyla modern şairlerin bakış arasında fark var. Hatta ilk modern yazarlarımız ve şairlerimizin modern şehre bakarken epeyce acemilik çektiklerini görüyoruz. Mesela benim aklıma hemen Namık Kemal'in İntibah romanı geliyor. İntibah romanı biliyorsunuz Çamlıca tasviriyle başlar. Evet. Yani şehri anlatmaya, şehrin bir bölgesini anlatmaya çalışıyor. Zaten Çamlıca'da geçer o Mahbeker, o aşk hikayesi vesaire bir Çamlıca hikayesi aslında. Ama Namık Kemal şehri anlatırken, Çamlıca'yı anlatırken modern bir yazardan ziyade klasik kasidenin nesip bölümü vardır ya, hani baharı anlatırlar mesela bahariyelerde. Baharı, işte şitayiyelerde kışı tasvir ederler. Bahariyenin nesip bölümü gibi böyle Çamlıca'nın güzelliğine bir övgü niteliği taşır. Ama niyeti daha modern bir roman yazmak. Bu daha sonraki yazarlarda mesela Araba Sevdası'nda Recaizade Mahmut Ekrem Bey'in, o da Çamlıca ağırlıklıdır biliyorsunuz. Çamlıca'da geçer. Hatta şu yakınlardaki Kısıklı'da, şu anda aslında Çamlıca'dayız. Kısıklı'da o millet bahçesi etrafında geçer. Daha modern bir şekilde alır. Yavaş yavaş şehri modernler gibi algılamaya başlıyorlar. Şehrin sokaklarına ciddi manada ilk dalan bana sorarsanız Ahmet Mithat Efendi'dir. Evet, o da zaten bir İstanbul yazarı olarak. Evet, tabii şiirden artık şehir romana ve hikayeye intikal ediyor. Ahmet Mithat Efendi işte Beykoz'daki yalısında oturuyor biliyorsunuz. Evet. Aslında Ahmet Mithat Efendi'nin İstanbul'u diye başlı başına ayrı bir sohbet, uzun bir sohbet yapılabilir. Ama mesela Beykoz'dan biliyorsunuz şehir hatlarının vapuruna biner. Daha doğrusu Şirketi Hayriye'nin. O zaman Şirketi Hayriye. Şirketi Hayriye'nin Boğaz vapuruna biner. Boğaz semtlerine uğraya uğraya, limanlara uğraya uğraya köprüye kadar gelir. Ve uzun bir yolculuk tabii. Şirketi Hayriye vapurları şimdiki vapurlar gibi hızlı hareket eden vapurlar değil. Romanlarının bir kısmı orada yazılır. Vapur, hatta gazete yazılarının, fıkralarının bir kısmı vapurda yazar. Onun bu vapurda Beykoz'dan köprüye seyahatinin bir kısmını anlattığı bir romanı vardır. Roman öyle başlar zaten. O Müşahedat. Evet. Naturalist roman yazmak hevesiyle yola çıktığı bir romandır. İlk modern romanlarımızdan biridir aslında. Teknik itibariyle çok önemlidir. Orada mesela her zaman yalnız başına oturduğu bir kamerada iki tane Ermeni hanımla karşılaşır. Bunlar aralarında Fransızca konuşmaktadırlar. Kulak misafiri olur Ermeni hanımlara. Kadınlar Fransızca bilmediğini zannederek koca sakallı, öyle çok entelektüel gibi görünmeyen bir adam. Rahatça konuşurlar. Onları dinlerken bir naturalist roman yazmak istiyor. Ben böyle bir roman yazabilirim, bu enteresan bir hadise falan der. Evet. Hatta kadınlardan bir tanesi çıkar, bir Levante'nin suratına tak tuk çok tukatlar atar falan. İyice meraklandıktan sonra köprüde inince
kadınların peşine düşer. Ben sokaklara dalarız, Karaköy'den geçeriz, ara sokaklarda geçeriz, tünele gideriz, tünelden yukarı çıkarız, faytona bineriz. Kadınların yani böyle şehrin içine dalar. Bütün romanlarını aslında bu gözle ele almak. Yani Ahmet Latif Efendi'nin İstanbul'u özel olarak yazmak lazım. Tabii işte Ahmet Rasim, az önce konuştuk ya Ahmet Rasim. Ahmet Rasim, Ahmet Latif Efendi'nin keşfettiği çömezi sayılabilir bir yazardır. Hüseyin Rahmi de öyledir. Şık romanını götürüyor biliyorsunuz. Fark ediyor hemen Ahmet Latif Efendi. Ahmet Rasim'i de ilk yazısında hemen fark ediveriyor ve onların önünü açıyor. Ahmet Latif Efendi'nin öyle bir tarafı da vardır. Gibi edebiyatın Mustafa Reşit Paşa'sı gibi. Evet, evet öyledir. Müthiş bir adamdır Ahmet Bet Efendi. Bereket versen yakın zamanlara kadar pek bir gizli alem gibiydi. Şimdi Fazıl Gökçek dostumuz ve arkadaşları bütün eserlerini yeni harflere, bugünkü harflere aktarıyorlar ve dergah yayın evinden çıkıyor. Bir kısmı da Türk Dil Kurumu yayınlar arasında çıkmıştı biliyorsunuz. Yani şu anda Ahmet Tat Efendi'ye ulaşmak kolaylaştı. Dolayısıyla akademisyenler daha rahat çalışabilecekler. Ama rahmetli Orhan Okay Hoca'nın Batı Medeniyeti karşısında Ahmet Tat Efendi kitabı, onu özellikle öğretmen arkadaşlara, bu konulara meraklı öğretmen arkadaşlara tavsiye ederim. O çok önemli bir kitaptır. Yani bütün kitaplarını satır satır okuyarak, ki devasa bir külliyattır biliyorsunuz. Ahmet Tat Efendi külliyatı. Bir çömezede de az önce söylediğim gibi Hüseyin Rahmi. Evet. Hüseyin Rahmi aslında Aksaray civarında doğup büyümüş. Dolayısıyla Suriçi mahallelerini, çok iyi. O mahallelerde yaşanan hayatı, özellikle kadınların birbirleriyle ilişkilerini, mahalle kadınları, pencereden pencereye konuşmalarını, hurafeleri, üfürükçüleri, efendim, yani İstanbul hayatı denince, özellikle halk seviyesinde İstanbul hayatı deyince aklınıza ne gelirse her şeyi romanlarında inanılmaz bir ustalıkla anlatan bir romancıdır. Ama Hüseyin Rahmi İstanbul'un güzelliklerini görmek niyetiyle değil, sefaletlerini, efendim, kötü taraflarını, sokakların pisliğini falan görmeye mütemayil. Yani eleştirel bakışla bakan bir yazardır. Yani onun nefretle baktığı şeye bir başkası çok sempatiyle bakabilir. Mesela onun nefret ettiği bir mahalle atmosferine Pierre Loti, evet, hayranlıkla veya Claude Farrer hayranlıkla bakabiliyordu. Evet. Yani bakıştan bakışa fark vardır. Akif de şeye benzer. Hüseyin Rahmi'ye benzer. Mehmet Akif aslında doğma büyüme İstanbulludur. Evet. Yani İstanbul'da Abbas Halim Paşa'nın karısı Hatice Abbas Hanımefendi'ye gönderdiği mektup vardır. Diyor ki, hanımefendi ben İstanbul'da olsaydım da sizi ben gezdirseydim. Çünkü İstanbul'da ayağımın basmadığı hiçbir yer yok der. Zaten Safahat'ı okuduğunuz zaman onu fark ediyorsunuz. Ama Mehmet Akif de Hüseyin Rahmi gibi sokağa girdiği zaman o sefaletini, evlerin salaşlığını, sokakların yürünemez halde oluşunu, yani sefilliklerimizi kısaca anlatır. Yaşadıkları dönemin atmosferinin etkisi çok büyük tabii. Yani tabii. Tanzimat gibi bir tablo var karşıda. Ve dolayısıyla onun karşısında bir direniş hareketi olarak aslında bunu görmesi ve diğer taraftan da işte bahsettiğimiz Pierre Loti gibi, Claude Farrer gibi kişilerin ise doğuya bakış açısıyla adeta bir gece masallarını karşısında görmenin heyecanıyla yazdığını belki düşünmek gerekir. Yani orada aslında biraz tabii, daha... Tabii şeyin Akif'in, Hüseyin Rahmi'nin görmek istediği İstanbul'la Pierre Loti'nin sevdiği İstanbul çok farklı birbirinden. Hatta Pierre Loti ilk şiddetli tepkiyi Fikret'ten görmüştür biliyorsunuz. Aziyade romanı üzerine Servet-i Fünun mecmuasında iki sayı üst üste çok uzun ve çok ağır tenkidi vardır.
Pierre Loti'nin bizim küflerimize aşık olduğunu, aslında art niyet olarak bizim ilerlememizi, terakki etmemizi istemediğini düşünüyorlardı. Yani adam geliyor Eyüp'te işte bakıyor, o mezarlıkları seviyor, o ahşap mahalle atmosferini, o mahalledeki insan ilişkilerini falan görüyor. Çok hoşuna gidiyor, hatta yaşamak istiyor. Evet. Pierre Loti'yi okuyarak İstanbul'a hayran olan, hatta Pierre Loti'nin anlattığı manada İstanbul'u bulamayınca hayal kırıklığına uğrayan Batılılar vardır. Hatta yanlış hatırlamıyorsam şeyde Aşk-ı Memnu'da Mademoiselle Corton vardır. O öyle nargile çekerek sedire kurulmuş klasik Osmanlı kadın kıyafetleri içerisinde yaşamayı en ideal yaşama tarzı olarak görür. Fakat eve gittiği zaman, Firdevs Hanım'ın evine gittiği zaman, Adnan Bey'in evine gittiği zaman, Mademoiselle, beni bir Türk evine getirdiğinizden emin misiniz diye sorar. Yani bir oryantalist şark imajı vardır. Pierre Loti gibi yazarların yazdıklarından böyle imaj ortaya çıktı ama ben Pierre Loti'nin samimi olduğuna inanıyorum. Çünkü o hakikaten Birinci Dünya, Balkan Harbi sırasında, Birinci Dünya Harbi sırasında belki de Batı kamuoyunda bizim lehimize çıkan tek ses onun sesiydi. Psikofil olarak aslında. Tabii, tabii. Ama oryantalist. Yani kafası Türkiye'ye gelirken kafasında oryantalist klişelerle geliyordu. Bu kaçınılmaz bir şey. Evliya Çelebi de Batı'ya bakarken kendi bakışıyla bakar, kendi klişelerini ortaya icat eder değil mi? Bu normal bir şeydir. Evet yani tabii Mehmet Akif böyle. Pierre Loti'nin tercihi de aslında yine burada dikkate değer diye düşünüyorum. Çünkü Türk yazarlarının, şairlerinin ya da İstanbul yazarlarının, şairlerinin en az yazmayı tercih ettiği yerlerden birini sadece yazmakla kalmayıp orada yaşamayı tercih etmesi ve mezarlıkların içerisinde bunu tercih ediyor olması değil mi? Ayrıca konuşulması gereken ya da takdire şayan bir mevzu. Tabii tabii. Çünkü... Hatta bakın aklıma gelmişken unutmadan söyleyeyim hemen. Tabii. Mehmet Rauf'un Eyüp Yolunda isimli bir hikayesi vardır. Hı hı. Eyüp doğumludur. Annesi babası orada yatıyor. Yıllar sonra aklına Eyüp'e gitmek geliyor. Eyüp'e giderken yolda gördüğü sefalet manzaraları falan dehşete düşürüyor. Sanki başka şeyden, uzaydan gelmiş gibi dehşete düşüyor. Bunu anlatıyor uzun uzun. Annesinin, babasının mezarına ulaşmadan kaçıyor geri. Onlardan, o sefaletten, o yaşama tarzından, o pislikten kaçıyor. İşte Servet Fünun Edebiyatı'nın özelliği odur yani, o kaçarlar. İşte onların romanlarında İstanbul biliyorsunuz. Modernleşen İstanbul, işte Beyoğlu. Evet. Nişantaşı, Teşvikiye ve Boğaz. Ali Ziya'nın, Mehmet Rauf'un Adalar Birliği. Yani Mehmet Rauf'un, Ali Ziya'nın romanlarını okuduğunuz zaman İstanbul mekanlarının buralar olduğunu görürsünüz. İşte Hüseyin Rahmi, Ahmet Rasim gibi yazarlar Suriçi İstanbul'unu daha çok anlatırlar. Ama onlar da bir müddet sonra uzaklaşırlar biliyorsunuz. Hüseyin Rahmi Heybeliada'da bir köşk satın alır ve orada yaşamaya başlar. Modern edebiyatımızın çelişkilerinden bir tanesi de budur. Yani İstanbul'un klasik Türk İstanbul, Yahya Kemal'in tabiriyle Türk İstanbul'u anlatırken bile başka bir yerden, başka bir pencereden bakarak anlatırlar. İşte Hüseyin Rahmi Gürpınar artık Sur içinden koptuktan sonra Heybeliada'dan bakarak anlatıyor. Tabii Fransızcalar olduğu için hepsi Fransız edebiyatı okuyorlar. Fransız gazetelerini, mecmualarını okuyorlar. Hatta Hüseyin Rahmi'nin ilk yazıları hemen hemen tamamı Fransızcadan tercüme hikayeler, metinler, yazarlar, ansiklopedik bilgilerden ibarettir. Yani bakış açılarını Fransız edebiyatı ve Fransız basını belirliyor. Dolayısıyla biraz oryantalist
bakmaya başlıyorlar. Yani sokağa baktığı zaman orada görebileceği güzellikler olduğu halde onu görmüyorlar. Yahya Kemal biraz farklıdır. Tabii. Yahya Kemal de biliyorsunuz İstanbul'da yaşadığı sürece ya arkadaşların ellerinde yaşamıştır. Evet. Mesela Kıbrıs yalısında meşhur. Kıbrıs yalısı, Paris'ten dostları olan Şevket ve Nazım Beylerin yaşadığı yalıdır. O Kıbrıslı yalısı. Yakup Kadri'nin bu taraftaki evinde, Kızıltoprak'taki evinde yaşamış. Onun dışında Park Otel. Özellikle Avrupa'dan elçilik görevinden döndükten sonra 1933'te. Evet. Bugünkü Alman elçiliğinin, konsolosluğunun hemen altında. Evet, yıkıldı onun. Yıkıldı, evet. Yani o edebiyat tarihimiz, hatta siyaset tarihimizden açısından önemli bir oteldi. Mekan. Maalesef onu bile yıkıldı, tutamadık. Yıkıldı. Tekrar yıkıldı. Evet. Evet. Yani Park Otel'de yaşamıştır ve Park Otel'den bakarak Üsküdar'ı anlatır. Evet. Süleymaniye'yi anlatır. Bu aslında bir çelişki. Tabii. Kaçınılmaz bir şey. Zaten Yahya Kemal de ki İstanbul şairi kimdir diye sorarsanız, öyle bir sorunuz var zannediyorum. Evet. Yani Yahya Kemal'dir diyebilirim. Ben de tam bu noktada bir şey söylemek istiyorum. Yani İstanbul yazarı vesaire diye sözümüzün arasında geçti ama gerçek manada böyle bir şeyden elbette bahsedebiliyoruz anladığım kadarıyla. İstanbul yazarı, İstanbul şairi, belki İstanbul yazıcısı diye bir şeyden bile bahsedebiliriz değil mi? Bu tabii Ahmet Rasim. Düşündüğümüzde İstanbul yazıcısı yani adeta İstanbul vakanibüsü gibi değerlendirebiliriz bu isimleri. Elbette. Yani İstanbul'un edebiyat teşekkür ettiği yer İstanbul. Bunların çoğu da İstanbul dışında fazla çıkmamış insanlardır. Hele Fikret, Fikret'in gittiği en uzak yer Gebze'dir. Evet, Fikret'in gittiği en uzak yer Gebze'dir ve şeydir, adalar. Onun dışında İstanbul'dan dışarı adımını atmış bir adam değildir Fikret. Ama İstanbul'da olmak dünyayı görmek için yeterli mi peki? Yani efendim? İstanbul'da olmak ve burada yaşıyor olmak, buradan dünyayı algılama ve anlama noktasında yeterli midir? Değil tabii. Yani dünyayı gördüğünüz zaman bakış açınız genişliyor, farklı bakmaya başlıyorsunuz. Nitekim işte Yahya Kemal dünyayı, en azından Avrupa'yı, sadece Paris'i değil yani Avrupa'yı, İngiltere, birçok ülkeyi gezmiş, bir elçilik yapmış şeyde, Varşova'da, Madrid'de bir insan. Onun bakışı farklı zaten. Asıl manasında şehre modern bakış diyebileceğimiz bakış tarzı Yahya Kemal'le geldi. Evet. Çünkü modern şehirle ciddi manada entelektüel olarak uğraşan ilk isimler Fransız şairleridir. Özellikle Baudelaire'dir biliyorsunuz. Onun Şer Çiçekleri, Kötülük Çiçekleri diye tercüme edilen şiir kitabı var. Modern şairin şehirle ilişkisi bir çeşit aşk ve nefret ilişkisidir. İki yüzü var çünkü modern şehrin. Yani bir işte biliyorsunuz Paris Tabloları diye birinci bölümü vardır. Orada oturduğu evin balkonundan Paris'e bakar. Işıl ışıl, pırıl pırıl Paris. Ona büyük bir yaşama sevinci. Evet. Ama akşamın alacakaranlığında diye bir şiiri var. Orada Paris'in karanlık yüzü. Yeraltı dünyası. İşte ne bileyim, köleler gibi çalıştırılan işçiler. Fuhuş vesaire yani. Paris'in karanlık yüzü. Modern şehir böyle yani. Bir yandan bakarsınız pırıl pırıl bulvarlar, konser salonları, opera salonları, sergi salonları, ışıl ışıl bir şehir. Bir yandan bakarsınız köleler gibi çalışan sanayileşme dönemi diyorsunuz. Evet. Ki Dickens'ın romanlarında bunlar çok iyi anlatılır. Değil mi? Sanayileşme, mafyası, yeraltı dünyası vesaire. Bir de karanlık yüzü vardır. Kaotik bir ortam, nüfus artmaya başlamış. İşte bu modern şairleri büyüleyen kaotik yapısı.
Yani Spleen diye bir şiiri var. Onun son mısrağını bilirsiniz Baudelaire'in. Seviyorum seni rezil başkent. Yani seviyorum seni rezil başkent. Rezil Paris. Ama seviyor. Yani her şeyle büyülüyor. Ve bu adamların bir özelliği, şairlerin Verlaine'dir, Baudelaire'dir, Mallarmé'dir. Şehri gezerek anlamak. Yürüyerek. Gezmek deyince otomobili, şimdi turistler gezerler ya, o gezmek falan değil. Asıl manasında şehri adım kavrayabilmek için adım adım hissederek gezmek. Flanör diyorlar biliyorsunuz. Şehir gezgini. Böyle gezdiğiniz zaman zaten şehri idrak ediyorsunuz. Yahya Kemal hem işte Baudelaire gibi, ki bir şiirinde bir zamanlar Baudelaire perestidim diyor biliyorsunuz. Eski Paris şiirinde. O şairlerin anlattığı Paris'i özler. Onlar gibi şehri bütün yönleriyle kavrayıp hissetmeyi ve yürüyerek şehri algılamayı ve bulvar kafelerinde oturup sohbet etmeyi öğrenerek geliyor. Zaten zenginlik tabii. Tabii çok zenginlik. O Quartier Latin, Latin mahallesi diyorsunuz, üniversite mahallesi. Dovaşı kahvesi, daha sonra Closer de Lille vesaire, o kahvelerde. Hani entelektüellerin devam ettiği kahveler. Oralarda neler tartışılıyor. İşte onların iz düşümleri sonra bizde oluşacak biliyorsunuz. Küllük kahvesi Küllük gibi, kahvesi. İkbal Kıraathanesi gibi, Fevziye Kıraathanesi gibi kıraathaneler, ki kahve bizden gitmiş, kahvehane de bizden gitmiştir. Orada başka bir misyon yükleniyor, bizde başka bir misyon. Evet. Yahya Kemal bunu öğrenerek geliyor. Ve bunun özlemini belki de duyarak. Tabii. Aslında daha önce de anlatmıştım galiba. Bir önce dönmek istiyorum. Işıl Işıl Paris'ten bu Hüseyin Rami'nin anlattığı, Mehmet Akif'in anlattığı o sokakları felaket. İstanbul'a fakirleşmiş, göçmen dolu. İstanbul'a gelince fena halde dehşete kapılıyor, kaçmak istiyor ama bir müddet sonra anlamaya başlıyor şehri. İstanbul'un fethiyle ilgilenmeye, şehri gezmeye başlayınca bir flanör olarak yavaş yavaş İstanbul'un fark etmeye başlıyor. Şehir olarak önemini fark etmeye ve sevmeye başlıyor. Darülfünun'da hocayken de talebeleriyle geziyor. İşte Ahmet Hamdi Tanpınar bir yazısında Yahya Kemal ile yaptıkları gezileri anlatır biliyorsunuz. Ve o noktaya geliyor ki sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer diyor. Hakikaten öyledir. Dolayısıyla aslında kendi gök kubbemiz ve Eskişehir'in rüzgarıyla bana sorarsanız bütünüyle İstanbul'u anlatan iki kitaptır. Yazıları zaten daha sonra bir araya getirildi. Yazılar da İstanbul'u anlatır. İstanbullu şairler, yazarlardır bunlar. İstanbullu diyorum Yahya Kemal'e, Üsküplü ama evet. Birçok İstanbulludan İstanbul'u daha iyi anlamış. Belki de dışarıdan gelip anlamak daha kolay değil mi? Hatta biraz kompleks, biraz kompleks de başlayan bir şey. Yani Kıbrıslılar yalısında oturup da biraz kompleks duymamak düşünülemez değil mi? Ama o kompleksi süblüme ederek o şehri daha iyi anlamak, o şehrinin tarihini, kültürünü daha iyi anlatmak yoluyla bir bakıma onu süblüme yüceltiyor ve üstün hale geliyor. Asıl manasında İstanbullu oluyor. Yani demek ki bir şehrin yerlisi olmak, o şehirde doğup büyümüş olmakla alakalı bir şey değil. O şehri anlamak, sevmek ve hissetmekle alakalı. Şey. Hocam peki yazarlarımızın ya da şairlerimizin esas itibariyle incelediği veya yazdığı, kaleme aldığı temalar ne? İstanbul'un hangi özelliklerini çok daha fazla ön plana çıkartıyorlar? Yani sokaklar mı çok daha fazla ön plandadır? Yoksa iklimi mi? Gün batımı, gün doğumu mu? Hangi temalar üzerine daha çok inşa ediyorlar? Yoksa bu konuda böyle bir genelleme yapamaz mıyız? Genelleme yapmak zor tabii. Her şairin, yazarın odaklandığı noktalar farklıdır. Ama hepsi genel olarak İstanbul'u severler. Yani sadece bir semtini sevmek bile bir ömre değer diyor ya. Yani İstanbul'u severler ama
İstanbul'u bütünüyle kavramak, kuşatmak bile çok zordur. De Yahya Kemal dediğiniz zaman aklınıza ne geliyor? Mesela Boğaz geliyor. İşte Körfez geliyor. Körfez Kanlıca. Kanlıca Körfezi, Kanlıca Körfezi. Dalgın Emirgan gelir. Süleymaniye gelir, değil mi? Evet, Koca Gürbüz Mustafa Sarayı. Paşa gelir. Üsküdar gelir. En çok şiir yazdığı İstanbul semti Semt Üsküdar. Üsküdar'dır. 4-5 tane şiiri var. Erenköy'ü gelir. Erenköy, Erenköy değil geliyor. mi? Erenköy'ün de bahar şiiri. Bana Evet. sorarsanız en güzel İstanbul ve aşk şiirlerinden, Türk Edebiyatı'nın en güzel İstanbul ve aşk şiirlerinden biridir. İstanbul'un öyledir baharı, bir aşk oluverdi aşinalık. Aylarca hayal içinde kaldık. Zannımca Erenköy'ünde artık görmez felek öyle bir baharı, diyor. Öyle biter biliyorsunuz. Bir şiirinde de ömrüm İçeren köyünde geçsin Ömrüm ifadesi. İçerenköy'ünde geçsin. Çamlıca, değil mi? Çamlıca, evet. Bir tepeden şiiri Çamlıca tepesidir. Hakikaten Çamlıca'dan, özellikle Büyük Çamlıca'dan baktığınız zaman bütün İstanbul'u panoramik Şahin olarak, Boğazı da içine alacak şekilde bütün İstanbul'u panoramik olarak görmek mümkündür. Zaten oradan bakıp da İstanbul'a hayran olmamak mümkün değil. Bu Amisis'in, İtalyan yazar Edmondo Amisis'in İstanbul 1874 diye bir kitabı vardır biliyorsunuz. Evet, biliyorum. Orada İstanbul'a gelen Batılı yazar ve şairlerin her birinin dillerinin nasıl tutulduğunu, nasıl İstanbul'u anlatacak söz bulamadıklarını, nasıl sarhoş olduklarını uzun uzun anlatarak başlar. Yani İstanbul'un öyle bir konumu var ki, tabii Boğaz dünyanın başka hiçbir yerinde benzeri olmayan bir güzelliktir. Onun iki yakası, tabiatı, iklimi, tarihi, medeniyetlerin üst üste bindiği ve birbirini beslediği, birbirini inkar etmeden kendi bünyesinde devam ettirdiği. Düşünün, Ayasofya'yı öyle benimsemişler ki bizimkiler, onun projesinin alemi manada Hızır Aleyhisselam tarafından yapıldığına inanacak kadar benimsemişlerdir. Adını bile değiştirmemişlerdir. Düşünün. Yani camiye çevirmişlerdir ama birçok kadim Bizans kilisesi mimari kompozisyonlarını Kurmuş. muhafaza eder. Bizans'ta kendisinden önce Roma'nın mirasını aynı şekilde kullanmıştır. Halen nereyi kazsanız, ya daha antik çağlardan yahut Roma çağından, Bizans çağından, Osmanlı çağından bir şeylere rastlamak her yerde mümkün. Yani medeniyetler üst üste binmiş. Başka hiçbir ülkede böyle bir zenginliği bulmak mümkün değil. Yani burada yaşayıp İstanbul'u hissedip tarihi derinliğinin farkına varıp da ona aşık olmamak, onu yaşamak için özel bir gayret sarf etmemek mümkün değil. Özellikle burada İstanbul'un coğrafi konumunun o muhteşem silüetin oluşmasında çok büyük bir payı olduğunu da söylemek lazım. Bu silüet Tabii. çok ciddi anlamda dışarıdan gelen kişileri ve belki de seyir tepelerinden İstanbul'u seyretmek üzere oraya çıkan kişileri büyüleyen bir şey. Dolayısıyla hani bunu bir noktada da korumak ve İstanbul deyince o silüeti Tabii çağrıştırmak tabii. gerekiyor. Zaten mesela Mimar Sinan hakikaten dehadır Kesinlikle. yani. Onu devam ettiren mimarlar, ondan öncekiler de hakikaten büyük mimarlardır ve İstanbul'un topografik yapısını çok iyi değerlendirmişlerdir. Kesinlikle. Öyle Yedi tepede yedi şaheser yani. abi o yedi tepeyi nasıl değerlendirmişler? Aslında o büyük külliyeleri yaparak ki ebedi malzeme taşı kullanmak suretiyle, o büyük külliyeleri yapmak suretiyle bir bakıma İstanbul'un planını belirlemişlerdir onlar. Yani bunlar ebedi, burada kalacak. Onun dışındakiler değişebilir. Her nesil kendi şehrini yeniden inşa etsin gibi. Rahmetli Turgut Şanser Hoca bu konuda bir felsefe geliştirmişti. Hakikaten böyle
abidevi yapılar, Süleymaniye gibi, efendim Sultanahmet gibi, işte Ayasofya'da zamanla külliye haline gelmiştir biliyorsunuz. İşte o Yeditepe'yi Fatih Camii gibi, diğer vezirlerin, Selahattin Camileri, vezirlerin yaptıkları külliyeleri vesaire, şehrin gelişme istikametini belirleyen çok ustalıkla seçilmiş yerlere kurulmuş mimari komplekslerdir. Onun etrafında o abideleri kullanan halkın daha mütevazı, daha insani, daha beşeri ölçek olarak evlerinden oluşan ahşap ve o ahşabı zenginleştiren tabii doku, yeşillik, abidelerin abideviliğini ortaya çıkaran bir şehir dokusu, değil mi? Şimdi bakıyorsunuz camilerin etrafında gökdelenler. Devasa, büyük bir cami olsa bile o devasa gökdelenlerin yanında küçücük görünüyor. Nispet olarak. Ama etrafındaki o ahşap doku, mesela Süleymaniye'yi bütün ihtişamıyla ortaya çıkarıyor. Zaten bir kuğu gibi o yükseliyor. O zamanla güneşin kararttığı o ahşap evlerin dokusu, pastel renklerinin arasında o kârgir yapı beyazlığıyla ve kurşunların, kubbelerdeki kurşunların parlaklığıyla bir kuğu gibi yükseliyor. Doğrudan doğruya sizi oraya odaklandırıyor. Merkez burası diyor. Sizi çekiyor yani. Tabii. Ahşap doku fazla ömürlü değildir. Evet. Dolayısıyla rahmetli Turgut Cansever der ki, bir nesil kendi yaşadığı mimari çerçevede kendisinden sonraki nesli mahkum etmemek için öyle bir tercih yapıyordu. Şimdi tabii batılı şehirleri görüyoruz biz. Evet. Orta çağ şehir olduğu gibi duruyor. Hoşumuza gidiyor. Ama o şehirde, o insanları o çerçevede yaşamaya mahkum eden bir şey. Bu tartışılabilir bir şey tabii. Tabii kötü kullanılırsa atalarımızın bu mirası, bize bıraktığı alın size bir imkan, kendi şehrinizi yeniden inşa edin diye miras bıraktığı o zihniyet ortadan kalkarsa bugünkü İstanbul ortaya çıkar. Atalarımızın suçu değil yani. O mirası kötü kullanan torunlarının suçu. Tabii burada şeyden Yeditepe'den bahsetmişken bunun da tabii İstanbul şairlerinin ve yazarlarının dikkatini çektiğini de söylemek gerekiyor. Yeditepe İstanbul'u yazan veya bu ifadeleri kullanan yazarlarımız ve şairlerimiz var. Bu silüet onların da ilgisini celbetmiş dolayısıyla. Bu noktada bir başka soru sormak istiyorum. Şimdi biz bazen mekanlarla yazarları çok örtüştürüyoruz. Yani bazı mekanları zikrettiğimizde bazı yazarlar veya da şairler direkt aklımıza geliyor, doğrudan aklımıza geliyor. Örneğin Nedim deyince Çırağan'ı ya da Sadabad'ı, Fikret deyince de Aşiyan'ı anımsıyoruz. Ama bunun dışında başka şairler ve yazarlar var mıdır böyle mekanla örtüşen? Ya da neden biz bu yazarlarla bu mekanları çok örtüştürüyoruz? Çok fazla dillendirmeleri nedeniyle mi yoksa orada yaşıyor olmaları nedeniyle mi? Tabii bazen burada yaşıyor olmasıyla alakalıdır. Hı-hı. Şimdi Heybeliada deyince aklımıza Hüseyin Rami geliyor. Burgazada deyince Said Faik geliyor. İşte Aşiyan deyince Fikret geliyor. Oralarda yaşadıkları evlerin müze olması. Dolayısıyla onlar aklımıza geliyor. Ama bazı yazarlar da bazı semtleri, şehirleri o kadar güzel anlatırlar. Öyle anlatırlar ki artık o şehri onlarsız düşünmek mümkün değildir. Mesela ne bileyim Paris'i Baudelaire'siz, işte Dublin'i Joyce'suz düşünebilir misiniz? Londra'yı Eliot'suz düşünebilir misiniz? St. Petersburg'u Dostoyevski'siz düşünebilir misiniz? Bursa'yı Ahmet Hamdi Tanpınar'sız düşünebilir misiniz? Yani zaman içerisinde şairlerin, yazarların şehirlerle ilgili tasavvurlar o şehirlerin tabii dokusu haline geliyor. Hatta bazen öyle anlatıyorlar ki şehri farklı görmeniz zorlaşıyor.
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Bursa'sı öyledir yani. Ne yazarsanız yazın Bursa'da, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kurduğu Bursa kurgusuyla argo tabirle toslaşıyorsunuz. Yani onu kırıp yeni bir şey söylemek çok zor hale geliyor. Yani böyle şehirlerle özdeşleşen yazarlar ve şairler var. İstanbul'da Yahya Kemal tasavvuru, algısı çok baskındır, çok belirgindir. Ama tabii İstanbul çok büyük bir şehir. İstanbul deyince aklımıza Yahya Kemal dışında gelen şair ve yazarlar da var. Mesela Sait Faik'i başka bir çevresiyle İstanbul'un, İstanbul'la özdeşleşmiş bir yazar olarak görmek mümkün. Ne bileyim işte Beyoğlu'nun ara sokakları, balıkçılar, balıkçı kahveleri, adalar vesaire. Yani İstanbul'un başka bir tarafı. Orhan Veli'yi de aynı şekilde düşünmek mümkün. Onlar hemen o isimleri akla getirir. Yahya Kemal Beyoğlu'nun ara sokağı hiç sevmez yani. Yazmazdı. Orada yaşıyor olmasına rağmen oraları hiç anlatmamıştır. Hatta Beyoğlu, Galata civarı biliyorsunuz özellikle mütareke döneminde ki başından itibaren ötekidir evet, orası. Kesinlikle. Karşıya dadanmak diye bir tabir vardır. Karşıya dadandı mı böyle anneler, büyük anneler, dedeler vesaire, eyvah bizim torun ya bizim çocuk karşıya dadandı artık yoldan çıktı anlamına gelir. O mütareke dönemini yansıtan romanlara bakın. Mesela Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Kiralık Konağı'na bakın. Sodom ve Gomorra'sına bakın. Nasıl lanetli bölgeler olarak anlatıldığını göreceksiniz. Ama daha sonraki dönemlerde yavaş yavaş, hatta Tanzimat'tan itibaren yavaş yavaş Galata ve Beyoğlu'nun tarihi İstanbul'a doğru nüfuz etmeye başladığını görüyorsunuz. Modernleşen şehrin yüzü olarak, değil mi? Bir biçim tabii, olarak. Yani batıya açılan yüzü Galata ve Beyoğlu. Hatta bir müddet sonra tarihi sur içinde yaşayanlar oralara taşınıyorlar. Dolayısıyla konaklar, ne bileyim 93 Harbi'nde, daha sonra Balkan Harbi'nde göçmen, bu tarafa doğru akan göçmenler tarafından. Mesela bir ailenin oturduğu konağa 10 tane göçmen ailesi yerleşiyor. Bu zor zamanlarda, ekonomik krizlerde mesela otururken de ahşap tabandaki tahtalarını, orasında burasındaki ağaçları söküp yakarak ısınmaya başlıyorlar. Evet. İstanbul tarihi sur içi böyle terk edilince yavaş yavaş bir çeşit işgale uğruyor. Kaçılmaz bir şekilde tabii, yapılacak bir şey yok. Bugün de gelen göçmenleri bağrımıza basıyoruz. O zaman da öyle. Savaş üstüne savaş, ekonomik krizler. Tarihi İstanbul hakikaten 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başlarında tamamen yok olma sürecine giriyor. Aslında bir noktada Suriçi İstanbul'u, geçmişin yüzünü, geçmişin İstanbul'unu ve geleneği belki bir noktada ifade ederken Pera, Galata, modern tabii şehri, modern İstanbul'u, yani iki ayrı şehri, tabii, iki şehrin hikayesi. İlk aydınlatılan yerler de elektrikle ilk aydınlatılan yerler. İlk apartmanlar. İlk apartmanlar tabii, o meşhur büyük Beyoğlu yangınından sonra biliyorsunuz, genellikle İtalyan mimarlar tarafından yapılan, halen ayakta duran, kârgir oldukları için ayakta duran, elçiliklerin tercih ettiği, eğlence merkezlerinin, tiyatroların, operaların faaliyet gösterdiği, ilk büyük park bahçenin tepe başında inşa edildiği, Avrupa'yı şehre taşıyan bir muhit olması bakımından bir cazibe merkezi haline geliyor. Gazeteciler bile mesela, Babıali'de gazeteciler gazetelerden çıkar çıkmaz soluğu Beyoğlu'nda alıyorlar. Orada modern oteller var, otellerin kafeleri var, pastaneler var, Nisuvaz gibi, Le Bon gibi efendim pastaneler var. Oralar daha modern. Yahya Kemal oralarda rahat ediyor mesela. Üsküdar'a da gidip gezmeyi, oranın atmosferini hissetmeyi
seviyor. Fakat kahvesini içmek için icap ettiği zaman Paris özlemi Lebon'a gidiyor. Evet, bir çeşit Paris'e gidiyor tabii. Özel kahveleri var onların. Ama Sur içinde de Bayazıt civarı, aynı zamanda üniversite muhiti olduğu için sanatçı kahveleri yine meşhur bölge. Sur içi, Sultanahmet Divan Yolu, bu bölge Babali. Bu bölge Sirkeci tarafı yavaş yavaş zaten Beyoğlu'na benzemeye başlıyor biliyorsunuz. Da ilk Kagir Konak biliyorsunuz Zeynep Hanım konağıdır. Bugün İstanbul Üniversitesi'nin Fen Edebiyat Fakültesi'nin bulunduğu yerdeki konaktır. Ondan sonra Ali Paşa'nın konağı. Şimdi Eczacılık Fakültesi olarak kullanılan Fuat Paşa konağı. İlk Kagir binalar, apartmanlar. Halkın tabiriyle şeddadi binalar. Dünyaya kazık mı kalkmak istiyorsunuz diyor. Ahşap binalarda oturanlar. Böyle hiç yıkılmayacakmış gibi görünen binalar yapılınca onlara şeddadi diyorlar. Evet. Dünyaya kazık mı kalkmak istiyorsunuz diyorlar. Sonra çok da uzun ömürlü olmuyor. Çünkü orası bir dönem Maliye Nezareti binası olarak da, Orman Nezareti binası olarak da kullanılıyor. Fuat Paşa Konağı. Yani kurumsal binalar olarak da tercihen Kagir binalar. Tabii. Zeynep Hanım Konağı Darülfünun olarak da kullanılmıştır diyorsunuz. Ama bunlar da yandı. Fuat Paşa Konağı duruyor da şimdi Eczacılık. Zeynep Hanım Konağı da yandı Kagir olmasına rağmen. Ali Paşa Konağı da. O da Kagir bina. Mercan'daki. O da yandı. Yani yangından Kagir binalarda öyle kolay kolay kurtulamıyor. Kagir binaların bir dezavantajı. Zaten halk en çok ondan korkardı. Deprem olduğu zaman. Ondan kurtuluş yok. Yangın olduğu zaman ahşaptan kurtuluş yok. Deprem olduğu zaman çöküyor. Altından kalanların kurtulma imkanı yok. Ahşap bina kavşıyor. Belki kerpiçleri falan dökülüyor. Sıvaları dökülüyor ama yıkılmıyor. Evet. Yıkılmıyor. Onun için 1509 depremi vardır ya. Kıyamet-i Sugra, küçük kıyamet. Ondan sonra daha ziyade ahşabı tercih etmiş. Tabii bu tercihe de böyle dini, metafizik bir meşruiyet, anlam dünyası kazandırmışlardır zaman içerisinde. Evet, işte dünyaya kazık kalkmamak. Evet. Değil mi? Evet, doğru. Veya sadece bu yapıların işte külliyeler olması ve onların aslında uzun ömrü temsil ediyor olmalarına müsaade etmek gibi. 1894 depreminden sonra da İstanbul'da hakikaten büyük ahşap konak arayışı başlayacaktır. Değil mi? Siz bu çalıştınız İstanbul depremler üzerinde. Çok yani, önemli bir akademik eser ortaya koydunuz. Çok teşekkür ediyorum. Hatta ben faydalandım, bir atıf da yaptım. Fikret de. Evet. Teşekkür ederim. Peki bu noktada bir şey daha sorabilir miyim? Mesela İstanbul'u kadın olarak tanımlayan bazı yazarlarımız ve şairlerimiz var. Yani şehirlerin yapısı itibariyle kadın ya da erkek olarak tanımlanmasını nasıl değerlendirebiliriz? Yani İstanbul neden bir dişil şehir olarak değerlendirmiş olabilir bu şairler ve yazarlar? Evet. Yani bu bazı şehir meselesi üzerine düşünen yazarların kavramlaştırması. Yani sadece İstanbul için değil, birçok şehri dişi ve erkek diye ayrı veriyorlar biliyorsunuz. Mesela Ankara kent diyorlar, erkek şehirlere kent, dişi şehirlere şehir diyorlar. Bir otoritenin iradesiyle yapılan son derece planlı, yani halkın tabii ihtiyaçlarına göre değil de otoritenin iradesine ve şehri yönetirken en iyi şekilde, en rahat şekilde yönetebileceği bir proje çerçevesinde inşa edilen eski Roma şehirleri gibi, antik Yunan şehirleri gibi, merkeze geometrik akslarla merkeze ulaşan, daha sonra orada yaşayanların hiç müdahale edemeyeceği şehirlere erkek şehirler diyorlar. Ama yani bir çekirdek etrafında kendiliğinden oluşan üretken, doğurgan şehirlere de dişi şehir
diyorlar. Yani bazen bir otoritenin iradesiyle, ortaya konulmuş şehirler de zaman içerisinde o çizilen sınırları aşarak dişi şehir haline gelebilir. İstanbul öyle. Biliyorsunuz İstanbul 330 yılında işte açılışı yapıldı biliyorsunuz. Surlar evet, vesaire açılışı. İşte Konstantin tarafından. Bu planlanmış eski Roma şehri gibi planlanmış bir şehirdir. Fethedilinceye kadar da aşağı yukarı öyle bir şehirdi. Aslında surlarla çevrilmiş. Belli merkezi yapılar, o yapılar etrafında yanaşık düzen inşa edilmiş binalardan vesaire oluşan çok düzenli geometrik şehirler. İstanbul'da öyle bir şehirdi ama fetihten sonra derhal zaten göçebe atalarımız öyle kapalı mekanlarda yaşamayı da sevmezler biliyorsunuz. İsterler ki baktıkları zaman bakışlara bir sonsuzluk yakalasın. Evet. Hemen. Çünkü şehirler yamaçlara yaparlar zaten. Bursa mesela şimdi ovaya taştı ama hemen yamaçlarda işte bir kale var. O kaleyi hemen aşmış, taşmış o kalenin dışına, yamaçlara doğru hür bir şekilde yayılmış. Böyle şehirlere dişi şehirler diyorlar ama bir başka yaklaşım yani bu konuda yaklaşım. Hani yuvayı dişi kuş yapar derler ya. Yani daha kadim zamanlarda işte erkekler tabiata dalıyorlar, av peşinde koşuyorlar vesaire. Yerleşikliği sevmiyorlar ama kadın yerleşik, yemek hazırlamak, çocuklara bakmak zorunda. Onun için yaşayabileceği bir mekan oluşturmak zorunda. O iradeden bir ev doğuyor. Ev şehrin çekirdeği. Üretkenliği ve doğurganlığı. Evet, üretkenliği ve doğurganlığı yansıtan şehirlere dişi şehirler diyorlar. İstanbul bir erkek şehir olarak inşa edilmiş. Fakat fetihten sonra kendi kendini üreten, kendi kendini tüketmeyen, kendi kendini üreten bir şehir haline gelmiş. Bazı şairler de öyle bazı şehirlere dişilik atfediyorlar. Başka niyetlerle. Fikret'in Sis şiirini biliyorsunuz. Evet. Orada aslında dönemin evet yoldan çıkmış size. Kadın faciri der diyor. Efendim Bive-i Bakir diyor vesaire. Yani o lanetler yağdırıyor. Bir kadına lanetler yağdırıyor. Yani öyle bir dişi olarak görmüş. O hastalıklı bir yaklaşım gibi geliyor bana. Öteki şiir üzerine düşünenlerin inşa ettikleri bir yaklaşım tarzı. Ama Fikret'in nazarlarısız şiirinde ortaya çıkan dişi şehir kötü anlamında bir şiir. Aslında Fikret'in İstanbul algısı biraz İstanbul'u yazmaktan ziyade dönemi tasavvur ederken, tasvir ederken İstanbul figürünü kullanması gibi geliyor bana. Tabii. Yani işte devre bir şey oluyor aslında. Evet, yani. Rücu bu şiirinde hayır sana değil de o lanetleri falan diye pişmanlığını ifade ediyor. Hatta Meşrutiyet'ten sonra Tanin Gazetesi yani ilk sayısında Sis şiiri ve Rücu şiiri birlikte yayınlanmışlardı. Aynı sayıda, ilk sayıda yayınlanmışlardı. Rücu ediyor ama hakikaten İstanbul, Fikret'in şiirini İstanbul aradığınız zaman fazla bulamıyorsunuz. İşte Boğaz'dan iki defa söz eder. Aslında Boğaz'ı sevdiğini biliyoruz. Evet. Yani o karısıyla Rumeli İslam'dan bir yavru da oturuyor taşımış. Evet. Bir karısıyla aşağının bulunduğu Kayalar semti. Evet, Kayalar Mekke. Kayalar Mekke'ne çıkıyoruz. Boğaz'ı sevmeyi seviyorlar. İstanbul'u seviyor şüphesiz. İstanbul'da olarak. Ama şiirlerin yansıdığı bile Boğaz'dan, Boğaz içinden Bozkor diye sözlüyor. Oluca şey mi bu? Bozkor diye sözlüyor. Evet. Mesela mektap alemlerinde Moskiyi falan seviyor. Fakat özellikle Abdülhamid İncümüz yıl dönümlerinde mektap sıfaları evet, yapıyor. Cehdayinler yapıyor. Işıkları kapatıp sabaha kadar
Ayrıca yanında oturuyorlar. Başka zamanlarda da halkın yaptığı, yani normal insanların yaptığı mehtap sefaların peşine katılmak yerine uzaktan uzağa takip ederek dinliyorlar. Oğluna aldığı, beraber kullandıkları hayavata, bu da resim malzemeleri de var, kayıkta resim yapıyor. Yani hayavata'ya binerek uzaktan uzağa o kayıklarda, sandallarda icra edilen muskiyi dinliyorlar. Katılmıyor halkın içine. Mesela şaşım kalmıştım. Masal Osman'ın hatıralarında Fikret'in bu Haydarpaşa Garı var ya. Evet. Haydarpaşa Garı ta Kuzey Mimarisi. Evet, Alman mimarisi. Kuzey Mimarisi'nin Boğaziçi'nin Boğaziçi'nin mimari dokusuna, atmosferine, iklimine hiç yakışmayan bir binadır. İşte bir gün karşılaşıyorlar okulda, bir kitabı okulda. Doktor diyor, görüyor musunuz şu çift binmeyi diyor. Hiç buraya bu yakıştı mı? Aynı şey Yahya Kemal'de de var. Aynı teşhis ve tenkit Yahya Kemal'de de vardır. Yani Fikret'in İstanbul'u çok sevdiğinden, anladığından, hissettiğinden de eminim. Fakat şiirine yansımıyor. Ve en belirgin İstanbul şiiri siz, o da lanetler yani. Lanetler yani İstanbul'da. İdaresiz. Yahya Kemal'in cevabı vardır biliyorsunuz. Yıllar sonra o sis şiirine cevap vermiştir. Biraz da bugünün yazarlarından bahsedelim hocam. Bugün İstanbul yazıcılığından bahsetmek mümkün mü? Yani çok, yani o kadar çok var ki takip etmek de mümkün değil. Evet. Yani İstanbul'da yaşayıp da İstanbul'u hissetmemek, ondan etkilenmemek, onu yazmamak düşünülemez. Tabii. Yani onu öyle doğru bir şey söyleyebilmek için takip ediyor olmak lazım. Ben birkaçından bahsedersem birçok şeyden bahsetmemiş olurum. Ama yani hemen İstanbul'da yaşayan her yazarın mutlaka İstanbul'da yazdığı şeyler var. Fark var mı peki? Yani bugünün yazarlarıyla günün yazarları arasında... Çok fark vardı. Yani bugün İstanbul'u 1950'lerin, 1930'ların, 1910'ların İstanbul arasında dağlar kadar fark vardır. Kaçınılmaz. Sence ağırlıklı mı görüyorsunuz? Yazılar nasıldır? Yani biraz böyle geçmişe özlem duyan yazılar var. Bunlar da var. Çünkü işte bugünün... bakan da var. İstanbul'un mesela Sayın Faik gibi vesaire belli semtlerinden hareketler İstanbul'a anlatanlar da var. Yakın dönemlerde mesela Sabiha Ayverdi gibi İbrahim Efendi Kola İstanbul geceleri vesaire. Yahya Kemal çizgisinde anlatanlar da var. Mesela bir kitabını koymuşsunuz, rahmetli Haluk Dursun, evet. Yakın dostumdu. Evet. Onun İstanbul Yaşama Sanatı evet. Kitabı var. Yahya Kemal, Ahmet Hamdi'den bunları Abdülhak Şinasi İsaret Duyarlarında anlatanlar da var. Mesela Abdülhak Şinasi'den söz etmedik. Evet. İsmi geçti ama, evet. Değil mi? Boğaziçi deyince, Boğaziçi deyince aklımıza ilk gelen evet. Yazar. Şüphesiz. Abdülhak Şinasi İsa'dır. Evet. Adalarda yaşamıştı biliyorsunuz. Büyükada'da dedesi, baba tarafından dedesi dururdu. Nümeyli İsa'nın iki yanında anne tarafı. Dolayısıyla hayatı Büyükada'daki köşkle Nümeyli İsa'ndaki yalı, Nigel Hanım'ın şairin Nigel Hanım'ın yalısıyla komşu, Fikret'in yalısıyla da komşu aslında yakın. Bunların evet. Hepsi birbirine. İşte bu biraz da Abdülhak Şinasi Hisar'ın tabi Yakup Kadri'yi Ahmet Hanım'ın tanımlar diye yarattığımız Proust, Marcel Proust okumalarından kaynaklanan bir derinlemesine bir bakış vardır. Evet. O Boğaziçi mektapları olsun, evet. Boğaziçi yanıları olsun, romanları Fahim Bey ve biz efendim, Çamlı'daki eniştemiz, Ali Mizami Bey'in alofranları ve bir şey gibi. Bunları okuduğumuz zaman adalarda, Boğaziçi'nde yaşanan hayatın
o hayatın inceliklerini denildiler. Orada değişen insanların ruh hallerini, dünyalarını çok ayrıntılı bir şekilde hissetmek, yaşamak mümkün olur. Yani tam İstanbul'da zaten. Ama özellikle Ada ve Büyükada ve Boğaziçi odaklı olmak üzere hakiki bir İstanbul yazarıdır. Abdülhak Şirazi eser. Harika okunması gerekir. Evet, sizin de tabii İstanbul'la ilgili çok sevdiğiniz eseriniz var. Yani ben burada İstanbul olarak birkaç tanesini yazdım. Bayağı bir yakın kötü elbette ama bunun içinde de birçok yazımızda da mutlaka İstanbul geçiyor. Bunlardan birkaç tanesini okumak isterim ve son olarak da sizin İstanbul'unuzu biraz okumak isterim açıkçası. Üçüncü Tepe'de Hayat, Beyazıt Meydanı'nın Derin Tarihi, Divan Yolu, Ateş Denizi, Bir Ateş Fare Bin Yandım, Beyazıt Ders Adet'in Kalbi, Geceleyin Ders Adet, Şehir Fotoğrafları, Kahveniz Nasıl Olsun, Kahvesinin Kütü Tarihi, yani başlık İstanbul'u çağrıştırmıyor ama içerisi... İstanbul macerası anlatıyor. Kahvenin İstanbul macerasını anlatıyor. Bu çalışmaların içinde dediğim gibi birçok eserinizde de İstanbul'dan bahsediyorsunuz. Sizin İstanbul'unuz nasıl? Valla ben İstanbul'u işte anladım. Nasıl anlatsam yani? Şöyle diyeyim, ben babamın İstanbul'u değilim. Hani babamın büyüme İstanbul'ları da kıskanıyorum. Çocukluğumun ilk gençleri mesela İstanbul Sur için mahallelerinin birinde yaşamak ister. İstanbul'da yaşayan İstanbul'da yaşamış olanların anlatacakları o kadar çok şey var ki. O hatıra kitaplarını okuduğu zaman yani bugün insanlar hatıraların yazısında ne anlatırlar? Bilmiyorum. Ama yani ne kadar renkli, zengin bir şehir kültürüyle, yaşama tarzıyla, efsaneyle, hurafeleriyle o kadar zengin bir şehir ki yani insanın muhayyilesine bu şehirde olağanüstü gelişmemiş olması düşünemez. Hissederek yaşarsa. Evet. Ben Anadolu şehrinde çocukluğum ilk gençliğim yaşadım. Yani aşağı yukarı 40 yıl İstanbulluyum ben. Ama şimdi İstanbul'dan 3 gün ayrılsam özlüyorum. Hatta bu pandemi döneminde bir dostum var. Genellikle mesajlarıma Aziz diye başlarım. İsmail adında bir dost. İsmail Kara adında söylüyorum. İsmail Kara'ya bir mesaj yazdım. Aziz tabii uzun süre İstanbul dışarı çıkamadık hiç dönemde. Aziz İsmail yazacak yere Aziz İstanbul. yazmışım. Yani o kadar özlemişim. Halen de o kadar özlüyorum ki. Böyle neredeyse kaç defa bazı programlar için arabayla beni alıp götürdüler. Geçemedim yani. Mart'tan beri İstanbul'a şöyle gidip yürüyemedim sokaklarda vesaire. O kadar özledim. Yani benim İstanbul'um olağanüstü İstanbul. Yani taşlarla baktığım zaman tarih okuduğu evet. İstanbul. Yani bir şehri bilerek gezerseniz ki İstanbul'u gezmek isteyenlere tavsiyem budur. Önce gezmek istediğiniz yerlerle ilgili biraz okuyun. Evet. Biraz okuyun. Ondan sonra gezin. O taşların, o duvarların sizlerle konuşmaya başladığını göreceksiniz. Evet. İşte Bayezid'i anlattım. Sadece o meydanı anlattım. Kocaman kitap bir şey yazsak ikimizini yazabilirim. Düşünün, yani İstanbul'da öyle bir şey ki rahmetli Reşat Ekrem Koç'un tek başına İstanbul Manzikübesi yazmaya koymuş. Yazıyor. Ömrünün neredeyse tamamını işe hassediyor. G halinde o kadar yazabiliyor tek başına. O ansiklopedideki maddelerden biri hakkında da ansiklopedi yazmaktır. Ben mesela Yahya Kemal'in ilk edebiyat tarihlerinde
edebiyat tarihlerinde 5-10 sayfayla geçer. Hadi en fazla gelmeden 5-10 sayfayla geçer. Ben ansiklopedi yazdım. Yahya Kemal Eren aslında İstanbul demektir. O ansiklopedinin bir bölümünü Üsküdar Belediyesi ayrı bir kitap olarak yayınlamıştı. Yahya Kemal İstanbul diye. Kocaman bir cilt ansiklopedi. Kitaptan kitap doğdu. Kitaptan kitap doğdu. Evet. Yani İstanbul'u anlatmak, bütünüyle kavramak çok zor. Dolayısıyla belli yerlere odaklanıyorsunuz. İşte Yahya Kemal Üsküdar'a odaklanmış, Sur içine. Ama müthiş bir bölüm gerektiriyor ve çok daha geniş bir perspektiften bakmayı imkan tanıyor. Tabii. Mesela siz biraz önce Ahmet Rasim'in İstanbul gecelerinden bahsederken, sizin gecenin de sadece kitabınız, yani bu noktada bir, yani bugünün yazarından da böyle bir şey çıkabilir dercesine bize başka bir bakış açısı sundu. Yani gündüzün İstanbul'uyla belki çoğu kere birçok olumsuz yönlerini görebileceğiniz İstanbul'undan bunları tamamen ışıklarıyla örten bir İstanbul'a dönüşen ve adeta bir yorgan gibi o ışıklarının üstünü örten bir yapı ortaya çıkıyor ve bunun üzerine bir kitap yazılabiliyor. Bunu ortaya koymak bile bence müthiş bir derinlik ve büyük bir bakış açısı gerektiriyor. Veya bu bakış açısını geliştiriyor diyebiliriz. O nedenle bence çok kıymetli ve değerli çalışmalar bunlar. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben son olarak hocam bir katılımcı öğretmenimizin bir sorusu vardı. Ben konuşmadan önce sorularınız var mıdır diye yönelttim. Şengül Hanım bir soru sormak ister size. Onun sorusu şöyle. Şairlerin İstanbul aşkını İstanbul'un mekan güzelliğini yoksa tarihi özelliğini daha çok beslemiştir. Mekan güzelliği ilahi ve insani aşkı yansıtmada çok etkili olmuş mudur? Aslında biraz bunun cevabını vermiş olduk ama bununla ilgili belki küçük bir şey. Tamam, şairin mizahıyla alakalı bir şey. Nedim, işte sadavadı. Mekan. Ama Tanpınar'ın anlattığı İstanbul, aşk adı mesela, bir gün icat edildi ya Sultan Tepe dediği başlayan şiirin, o mekanın derinliklerine nüfuz eden bir şiirdir. Orhan Veli'nin bakışı daha başkadır. Yani bir kategorizasyon yapmak çok zor yani her şairin. Mistik duyarlı olan şairin, ne diyeyim, mesela Necip Fazıl'ın İstanbul şiiri başkadır. Daha dünyevi bakan şairin Orhan Veli'nin İstanbul türküsü başkadır. Yani şairlerin mizaçları, bakış tarzları, esnemlik ve kaynaklar, hatta dünya görüşleri vesaire İstanbul'a bakışlarını belirleyen hususiyetlerdir, özelliklerdir. Buna göre değerlendirmek lazım. O kadar çok şey yazılmış ki mesela ben bir tane antoloji getirdim. Ama Hasan Akay dostumuzun, Profesör Hasan Akay dostumuzun iki ciltlik devasa bir antolojisi var. O dört cilt de yapılıyor. Yani çok İstanbul şiiri var. Her İstanbul şiiri şairinin mizacını, yani yaşam tarafını, perspektifini, duyarlı onu yansıtır. Yani bu belirli bir kategori belirlemek. Yani belirlemek, mutlaka şundan diye belirlemek çok zor. Evet. Peki hocam, sizlerin son olarak söylemek istediğiniz şeyler varsa alalım değerli öğretmenleriniz için. Özellikle belki öneride bulunmak istediğiniz. Biz buraya birkaç tane kitap getirdik aslında. İşte Basiretçi Ali Bey'in ismi belki geçmedi ama Basiretçi Ali'nin İstanbul Mektupları, Basiret Gazetesi'nde yazmış olduğu İstanbul Mektupları. Yine Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün çıkardığı şehir ve İstanbul katılımcı öğretmenlerimize hediye olarak müdürlüğümüz takdim etti. İşte
Münevver Ayaş'ın Ders Adeti, Nezih Müze'nin Ders Adeti'nin İstanbul'u. Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey'in evet. İstanbul'u o çok önemli bir kitaptır. Evet, o bende vardı, o buraya getirmedim evet. Onu. Bu da çok kitap. Sadece Sema'nın Eski İstanbul'un hayatı. Evet, o çok da önemli, Amisis'in evet. İstanbul, Konstantinopoli 1874, İstanbul 1874. Şey çevirisi, Memnun Akkabaş çevirisi, onu tavsiye ederim Türk Tarih Kurumu'ndan evet. Çıkma. Rahmetli Harun Tursun'un kitaplarını tavsiye ederim. Yani devasa bir bibliyograf yani. Zaten İstanbul'la ilgili kitapların bibliyografisine bakar mısın? Evet. Mesela şu benim kitabım bibliyografisi, en az orada 300 tane kitap vardır. Yani, ama belki bazı kitaplardan yola çıkmak lazım. Yani her şeyin başlangıcı vardır. Evet. O kitaplardaki atıflar da... Yani el kitabı gibi, başucu kitabı gibi değerlendirip gezmek lazım. Ha, beş şehri yakalayacaklar. Yani evet. Uzun bölümü biliyorsunuz İstanbul. İstanbul. Ahmet Ahmet Tanrı'nın beş şehrini. Ve yaşadığım gibi, denemelerden oluşan, yaşadığım gibi adlı eserinin İstanbul'la ilgili. Ki neredeyse tamam İstanbul, Bursa'ya falan da anlatır ama tamam İstanbul diyebiliriz. Refik Halit Karay'ı bahsetmedik, onu geçmedik. Evet, hangi birinden bahsedeceksin? Bu kadar kadar çok ki. Refik Halit Karay'ın yazılarını, kroniklerini okumak lazım. Romanları, bileyim, işte İstanbul'un bir yüzü gibi, Mobilya Sarayısı gibi. Çünkü İstanbul olan İstanbul romanı aslında. Onlar da İstanbul'un sokakları. Kadınlar Tepkisi gibi. Çok güzel romanları vardır, yazıları. Mesela son olarak külliyat olarak gazetelerde kitaplarına girmemiş yazıları da yayınlanabiliyorsunuz. Bazı ciltler İstanbul'la ilgili yazılardan oluşuyor. Onları okumaları lazım ki Refik Halit Karaker'in tam manası İstanbul çocuğudur. İstanbul çocuğudur. Bir de uzun yıllar sürgünde yaşaması dolayısıyla İstanbul'u özleyen, döndükten sonra da İstanbul'u anlatma ihtiyacı hisseden, hatıraları da çok renklidir. Evet. Mutlaka okunması gereken bir yazardır. Türkçesi de harikadır, evet. Biliyorsunuz. Refik Halit Karay. Yani has Türkçeyi tatmak isteyenler Refik Halit Karay'ı, işte Tan Pınar'ı, Beyhan Safa'yı, Fatih Halil'i, bundan da bahsettik. Evet. Değil mi? Onları çok geniş bir külliyattan bahsediyoruz. Yani her derya gibi yani. Siz tabii üniversitede de İstanbul dersleri veren biri olarak evet. Bunların her biri aslında birer ders konusu, bir konferans verebilecek nitelikte konular. Yani İstanbul yazıları deyince alt başlıklarını giderek çoğaltabileceğimiz bir alandan bahsediyoruz aslında. Yani Beyanlı Sabah'ın İstanbul bir ders olabilir. Söylediğiniz gibi Refik Halit Tekirler birkaç ders olabilir. O şekilde ifade edebiliriz. Bir ders yılı sadece Refik Halit anlatabilirsiniz. Abdülhak Şinasi anlatabilirsiniz. Ahmet Rasim anlatabilirsiniz. Evet. Yani bir ders anlatabilirsiniz. Böyle zengin bir dünyadan söz ediyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben de teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Kesinlikle öyle. Faydalı oldu. Biz çok yararlandık. Eminim katılımcılarımız da buradan kendileri bir rehber seçmiş olacaklar. Bir liste hazırlayacaklar. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.